Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Bugün 31 Aralık ve yılın son günündeyiz. Sizlere bir yeni yıl hediyesi vermek istedim. Bu da nedir? En çok merak ettiğiniz standart sapma konusunu baştan sona bir ele alalım. Nedir bu standart sapma? Hepimizin dilinde pelesenk olmuş durumda. Acaba karşılığı nedir? Size kaç puan gelecek ya da gelmeyecek? Hangi sınav türünde nasıl bir standart sapma ile karşılaşıyoruz? Bunu bir anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Çünkü çok yanlış bilgiler alınabiliyor. Bir bilgi kirliliğine yol açmamak anlamıyla bu tecrübeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlarım, standart sapma ile ilgili temelde şunu bilmemiz lazım. Bir sınavda çok düşük alan öğrencilerle çok yüksek alan öğrenciler arasındaki bant çok açıksa o sınav türünde bize standart sapmadan yüksek bir puan gelir. Ama bir sınavda alınan puanlar birbirine çok yakınsa o sınavda ise bize standart sapmadan daha düşük gelir. Bir soruyu siz doğru yaptınız. Çok zor bir soruydu. Birçok arkadaşınız yanlış yaptı. O soruda size çok yüksek bir puan gelecek algısı temelde doğru bir bakış açısı değil arkadaşlar. Çünkü sınavın geneliyle bir doğru orantılı bir sapma hesabı var. Çok detaylı bir matematiksel hesaptır bu arkadaşlar. Ama ben size temel böyle 3 kişi sanki bu sınava giriyormuş gibi değerlendirerek siz bunu sınava girecek bütün sayıyı değerlendirerek düşünün. Daha bugün canlı yayınımda size şunu söylemiştim. Standart sapmanın hesaplanmadan bir puan öngörüsünde bulunmak yanlıştır. Doğru sayısı öngörüsünde bulunabiliriz ama puan hesabına giremeyiz. Çünkü 19.000 adayın her birinin adli yargı için söylüyorum. Her birinin ortalama kaç puan aldığını bizlerin bilebilmesi lazım ki bir sapma hesabı yapalım. Ama temelde sanki bu sınava 3 öğrenci giriyormuş gibi bir hesap yapalım arkadaşlar. Örneğin bir sınava, adli yargı sınavına 3 öğrencimiz var. Ve bu öğrencilerimizden biri 70 puan almış. Diğeri 72 puan almış. Üçüncü arkadaşımız ise 74 puan almış. Standart sapma hesabı yaparken başta şu yapılır. Öncelikle bu 3 adayın ortalaması alınır. 70 artı 72 artı 74 bu toplam sayı nedir? 216. Bu 216'yı biz 3'e böleriz ve 72 sayısına ulaşırız. Bu 72 sayısından çıkan bu ortalamadan her bir adayın kendi puanı çıkarılıp karesi alınarak bir sayı elde edilir. Çok detaya inmiyorum arkadaşlar, konunun dışına çıkmayalım diye hesabı anlatmaya çalışıyorum. Bizim ilk adayımızın puanı 70'ti. Ortalama puanımız 72 idi. Çıkan puanımız eksi 2. Bu eksi 2'nin karesi alınır. 4'e ulaşırız. Aynı şekilde diğer adaylar için de geçerli. 72 eksi 72 0 yapar. Zaten bunun karesi de 0'dır arkadaşlar. Üçüncü öğrencimiz 74 almış. Ortalamamız 72 idi. 2'ye ulaştık. Bu 2'nin biz karesini aldığımız zaman yine 4 sayısına ulaşacağız. Bu 3 kişinin bu hesaplamayla oluşmuş olduğu toplam sayımız 8'dir. Son standart sapma puanını hesap edebilmek için arkadaşlar 8 bölü 3 aday olduğu için 3-1'in karekökü alınır. 3-1'in karekökü. Yani bizim aldığımız son netice nedir? 8 bölü 2 karekök 4'ten biz 2 sayısına ulaşırız. Bu 2 bizim adli yargı sınavımızın standart sapma puanıdır. Bu puan size ya daha fazla olarak gelebilir, ya 1.5 olarak gelebilir, ya 0.50 olarak gelebilir ama maksimum gelebilecek standart sapma puanımız 2'dir kıymetli arkadaşlarım. Bakın dikkat ederseniz konuşmanın başında dedim ki adayların almış olduğu puanlar arasındaki farkımız azsa o sınavın standart sapması bizim için daha düşük gelir. Ama adaylar arasındaki puanımız fazlaysa o sınavdaki standart sapmamız daha yüksek gelir. Hemen bir örnek verelim. Şurada sayfamızı değiştirerek. Birinci adayımız şöyle yapalım arkadaşlar. Yine 1, 2,
3 tane aday belirleyelim. Bu adaylarımız arasında da ilki 40 puan yapsın. İkinci adayımız 50 puan yapsın. Üçüncü adayımız da 66 yapsın. Dikkat ederseniz 70-72-74'e göre daha düşük ve puanlar arasındaki farklarımız daha yüksek. Ne yapıyorduk burada? Bütün adayların aritmetik ortalamasını alıyoruz. Aritmetik ortalamasını almak için kaça ulaştık burada? 90-66 daha 156 bölü 3 yaptığımız zaman kaça ulaşıyoruz? 52 ortalamasına ulaşıyoruz. Yani bizim bu sınavımızın Türkiye geneli ortalaması 52 sonucuna ulaşıyoruz. Sonra ne yapıyorduk biz burada? Her bir aday almış olduğu puandan 52 Türkiye ortalamasını çıkarıyor. Çıkan sonucun karesini alarak bir puana ulaşıyor. 144. İkinci aday da aynı şekilde kendi puanından Türkiye ortalamasını çıkartıp eksi 2'nin karesi 4'e ulaşıyor. Üçüncü adayımız da keza aynı şekilde 66 eksi 52 14'ün karesine, yani burada 196 sonucuna ulaşıyor. Bizim buradaki toplamımız ne olmuş oldu? 200-344. Son tahlilde yapmış olduğumuz hesap neydi? Karekök içinde toplam sayının bölü giren sayı eksi 1'i kadarı, 3 eksi 1. Yani 344'ü biz 2'ye böldüğümüz zaman kaça ulaşıyoruz arkadaşlar? 150 artı 22 kök içinde 172. Bu kök içinde 172 sayımız da 13.1 gibi bir sayı olur arkadaşlar. Demek ki bizim bu sınavımızın 13.1 gibi bir standart sapması var. Kısaca bu standart sapmayı, bu hesap yöntemini hesapladıktan sonra bizim bu 29 Aralık sınavında bu sapma hesabını da göz önünde bulundurarak nasıl bir seviyede düşünmemiz gerekiyor? Şimdi onu toparlayayım sizlere. Dikkat ederseniz az önceki hesabında bu hesap aynı adli yargı mezun hesabıdır. Neden? Çünkü her sınavda, kıymetli arkadaşlarım, adli mezun sınavına giren arkadaşların standart sapması çok düşük gelir. Sebebi nedir? Giren sayı çoktur. Hazırlıklı öğrenci sayısı fazladır. O yüzden herkes birbirine yakın puanlar alır. Örnekteki gibi şu anki sınavda da 70-74 bandında ciddi bir yığılma var. O sebeple de adli sınavımızın maksimum standart sapmasını ben 2 bekliyorum. 0 ile 2 arasında girip gelecektir standart sapma puanı. İdari yargı sınavında ise mezunlardan giren sayısı bir tık daha az, çalışmayan sayısı adliyeye göre bir tık daha fazla olduğu için geçmiş sınavları baz alarak da değerlendirdiğimizde 2 ile 6 arasında bir standart sapma gelir. Oradaki hesap da şunu şöyle 62-63 düşünün. Bunu da yine 74 düşünün. Bakın bir tık daha açıldı ara. O yüzden de bizim standart sapmamız da 4-5'lere kadar çıktı. Gelelim avukatlık hesabına. Avukatlık hesabı da aynı bu şekilde. Giren sayısı çok az. Ya ben bir gireyim. İster olsun ister olmasın. Ben zaten avukatlığımı yapıyorum. Olursa ne ala. Olmazsa da çok önemli değil diyen sayı fazla olduğu için bant çok açık. Hazırlanan öğrenci 70'lerle 80'lerle derece yaparken öylesine girenler de 40'lı puanlar aldığı için makasımız çok açık. O yüzden de standart sapma buralara kadar gelebiliyor. Bu yılda avukatlıkta ben 10 puan civarı standart sapma bekliyorum. O yüzden de 65'ler civarı yapan bir arkadaşımız bu sınavda mülakatlara hak kazanma ihtimalini yüksek görüyorum arkadaşlar. Bunu da bu çerçevede anlatmış olalım. Şimdi son olarak tahminlerimizi söyleyelim. Ortalama kaç bandında yapan arkadaşlarımız şu an umutlanmalı ya da birazcık stres hakim bir şekilde beklemeli bu 3 haftayı. Kısaca da bunu değerlendireceğim. Sonra sizlere veda edeceğim. 3 tane sınav türümüz var. Biri adli, diğeri idari, sonuncusu da avukatlıktan adli. Kıymetli arkadaşlarım, burada adli yargıda biliyorsunuz ki 1000 alım var.
İdari yargıda 100 alım var. Avukatlıktan adli yargıda 200 alımımız var. Burada 3000. aday bizler için önemli. Burada 300. aday. Burada bizim 600. adayımız önemli. Kıymetli arkadaşlarım, bu sınav için geçen yılı adliciler daha yoğunlukta olduğu için onlar üzerinden genel değerlendirmeyi yapayım. 19.000 aday bu sınava girdi. Geçen yıl da buna yakın bir adaydı. Geçen yıl bizim arkadaşımız bu sınavda yapmış olduğu genel kültür, genel yetenek sayısı 24, alan bilgisi 51'di. Bakın 24'ü 51'di. Kimin? 3000. adayın puanı. Aldığı puan neydi? 74.268'di. Bakın dikkatinizi çekerim. 24'e 51 toplam 75 doğruya ulaştı. 74.268 puan aldı. Bu 3000. kişinin. Bir kişinin örneğini vereyim. 3002. öğrenci ne yapmıştı? Genel kültür, genel yeteneğimizden bizim 21 yapmıştı. Alanda 52 yapmıştı. Buradaki arkadaşımızın da puanı 74.266 idi. Bakın 73 doğruya 74.266, 75 doğruya 74.268. 0.002 ile bir arkadaşımız 3000. diğeri 3002. oldu. Bu mantıkla bakarsak dikkat ederseniz şunları, bizim neydi hesabımız? Kültür yeteneği 2/3 ile alan bilgisini 8/7 ile çarpıyorduk. Çarpın, buna yakın bir puan yapıyor. Bakın hiç sapma neredeyse yok. Ama şunu hesaplayın. Neredeyse 1.5'a yakın bir standart sapma gelmiş. Az önceki hesap gibi işte. Maksimum 2, sizin yaptığınız doğru sayılarına göre o 2'ye yakınlaşma ya da uzaklaşma oluyor. Bu sınavda da benim düşüncem, bizim bir adayı arkadaşımız 72 ile 75 arasında yapmışsa, bu arkadaşımız ne yazık ki birazcık tedirgin ve heyecanlı bir şekilde beklemek durumunda. 76 yapan bir arkadaşımız garanti, 75 yapan bir arkadaşımız da çok büyük olasılıkla garanti. 73 benim zaten biliyorsunuz doğru sayısı olarak benim tahmin ettiğim sayı oydu. 73 doğru ama artı 2 eksi 2 her zaman düşünmek lazım olduğu için 73 artı 2 diye düşünebiliriz arkadaşlar. 76 ve üzerine garanti diye düşünelim. Altındaki arkadaşlarımız, şu banttakilerin gelme ihtimalleri yüksek ama beklemekten başka çareleri yok. Buradaki arkadaşlarımıza bakarsak eğer 300. aday demiştik burada da çağrılacak. Geçen sınavı baz aldığımız zaman burada da 81.2 gibi bir puanımız vardı. Standart sapma, şurada standart sapmayı da söyleyelim. 2 puan. Maksimum beklediğimiz standart sapma burada 2 puan. Burada 4 ila 6 puan. Burada minimum 10 puan. Minimum beklediğim standart sapma avukatlıkta ise 10 puan. Burada da bir arkadaşımızın aynı şuradaki hesapla 76 ile 78 arası beklemekte olacak kişilerin bir puan bandı. 79 alan arkadaşımız, ben açıkçası kesin gözüyle bakıyorum ama bunların hepsi tahmin arkadaşlar. Ben burada yapmış olduğum paylaşımların tamamı geçmiş yılları ve bu yılki arkadaşlarımızı değerlendirerek son tahlilde bir hesabı sizlerle sunuyorum. Burada da 79 alan arkadaşımızın kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Avukatlıktan adli yargı için ise 62 ile 64 arası bizler için yine o bantta olan, hatta şunu 60 bile diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bu 10 puana yakın gelirse 70'in kurtaracağını düşünüyorum. 60 ile 64 arası avukatlık için yine arafta, sınırda olup endişeli bekleyiş hakim olacak. Ama 65 yapanı ben açıkçası burada garanti olarak görüyorum. Son tahlilde hesabımız arkadaşlar bu şekilde. Standart sapmanın temelde mantığını da sizlerle paylaşmaya çalıştım. Dediğim gibi adlide çok standart sapma beklemeyin. Çünkü birbirine yakın sayılar çok fazla puanlar. İdari yargı bir tık daha fazladır puan makası. O yüzden de standart sapma artar. Avukatlıkta zaten makasın en geniş olduğu yerdir. Az önce örneğinde verdiğim gibi orada da sapma çok yüksek gelir. Bu sayılara göre kendinizi bir yere konumlandırabilirsiniz. Ama son tahlildeki tavsiyem,
Önümüzde 23 gün var sonuçların açıklanmasına. En geç tarihtir bu. Daha derken belki ÖSYM takdir ederse açıklar. Bu 23 gün lütfen kendinizi sıkmayın. Strese sokmayın. Emek verdiniz, gayret gösterdiniz, yoruldunuz, çabaladınız ve bir sonuç alacaksınız. Kendinizi şu an ne kadar üzseniz de, strese de soksanız o sonucumuz değişmeyecek. Bence şu an siz bu iyice bir dinlenmeyi hak ettiniz. Güzelce dinlenin. 2020 yılı size tüm güzelliklerini getirsin. Sizleri seviyoruz. Elimizden geldiğince destek vermeye de devam edeceğiz. Geleceğin hakim savcıları. 2020'de görüşmek dileğiyle.